Yazan Carl Sagan. Türkçe'ye çeviren Reşit Aşçıoğlu. Seslendiren Barış Özcan. Önce TV dizisi, sonra kitap. Issız bir adaya gitseydiniz, yanınıza alacağınız 3 kitap ne olurdu? Bu soruya verdiğim cevaptaki ilk 2 kitap yıllardır değişip duruyor ama 3. kitap 40 yıldır hep aynı. Kozmos. Bir yere gidecekseniz yanınızda tüm bir evreni de götürmek çok mantıklı değil mi? Bu kitap gerçekten de evren ve onun düzeniyle ilgili pek çok şeyi içinde barındırıyor. Açıklanması zor, karmaşık kavramları sanki böyle bir arkadaşınız sizinle sohbet ediyormuş gibi çok sade, çok basit bir dille anlatıyor. Fakat adı sizi yanıltmasın çünkü bu sadece uzayla, sadece astronomiyle ilgili bir kitap değil. Felsefe, tarih, biyoloji, kimya, hatta içinde elmalı kek tarifi bile var. Şaka değil, gerçek. Elmalı bir kek yapmak için neye ihtiyaç duyarsınız? Bir miktar una, tabii ki elmaya, işte şuna buna, bir de fırının ısısına, öyle değil mi? Elmalı kekin içindekiler moleküllerden oluşmuştur. Şeker ve su gibi moleküller. Moleküller de atomlardan meydana gelmiştir. Karbon, hidrojen, oksijen gibi. Peki bu atomlar nereden geliyor? Hidrojen dışındakilerin hepsi yıldızlarda imal ediliyor. Dolayısıyla yıldız, hidrojen atomlarının daha ağır atomlara dönüştürüldüğü bir kozmik mutfaktır. Bakın, elmalı kekle başladık. Birkaç saniye içinde yıldızlara kadar gittik ve orayı da evlerimizde her gün kullandığımız mutfaklara benzettik. Ve bütün bunları yaparken kimyanın en temel kavramları olan molekülleri ve atomları da yerli yerine oturttuk kafamızda. İşte insanın sadece zekasını değil, hayal gücünü de kullanması gerekiyor. Ve bu kitap ve onun yazarı Carl Sagan bize böyle düşünmeyi, böyle bakmayı öğretiyor. Chemistry is just numbers. An idea which would have appealed to Pythagoras. Çünkü ancak o zaman evrendeki düzen, ki kozmosun gerçek anlamı budur, çok daha ilham verici hale geliyor. Bu böyle elimde durdukça ne zaman yiyeceğimi merak ediyorsunuz değil mi? Daha değil. Az önce hidrojen hariç her şey yıldızlarda imal ediliyor dedik. Peki yıldızlar nerede imal ediliyor? Onlar da uzay boşluğundaki gaz ve tozun yoğunlaşmasıyla oluşuyor. O gaz ve tozda büyük oranda hidrojen. Bu hidrojen gerçekten çok acayip bir şey. Bir kere bir numaralı atom. Evrende en çok bulunan element. Onun %75'ini oluşturuyor. Fakat hidrojen yıldızlarda imal edilmiyor. O milyarlarca yıl önce kozmosu başlatan büyük patlamayla meydana geldi. Demek ki evrende gördüğümüz, kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz her şeyin temelinde bunlar yatıyor. Dolayısıyla biz hani made in Turkey, made in China derken eksik kullanmış oluyoruz bu tabirleri. Aslında hidrojen hariç tüm atomlar made in stars ve hidrojen de made in Big Bang. Bu ara açıklamalardan sonra elmalı kekimize geri dönelim mi? Şimdi bunu biz yaptık değil mi? Az önce malzemelerini de verdiğimize göre, yok aslında biz yapmadık, sadece o malzemeleri özel bir tarifle birleştirdik. Diyor ki kozmosda, eğer elmalı keki sıfırdan yapmak isterseniz her şeyden önce tüm evreni icat etmeniz gerekir. Şimdi diyelim ki bu elmalı keki aldınız ve ikiye kestiniz. Ve bu kesme işlemini Demokritos'un öğretisine uygun olarak sürekli yapmaya başladınız. İkinci kez kestim. 3, 4. Tek bir atom parçasına ulaşıncaya kadar kaç kez kesmem gerekir? 90 kez. Evet, 90 kez kesersek bir atomun seviyesine inmiş oluyoruz. Kuşkusuz hiçbir bıçak bu seviyede kesecek kadar keskin değil. Böyle bir işe kalkıştığımız zaman kek o kadar ufalanacaktır ki onun parçalarını görebilmek için özel bir aygıt kullanmamız gerekir. Yani o küçücük atomları gözlerimizle göremeyiz. Atomun yapısı ilk kez ne zaman anlaşıldı biliyor musunuz? Ta 1910 yılında. Bilim insanları onları birbiriyle çarpıştırıp sonra da nasıl sıçradıklarını, nasıl hareket ettiklerini gözlemlediler. Atomun dış kesiminde bir elektron bulutu olduğunu fark ettiler. Evet, onun kimyasal özelliklerini bu elektron bulutu belirliyor. Mesela altının pırıltısını ya da demirin soğukluğunu. Atomun iç bölümünde de çekirdek var. Fakat böyle tarif edince hayal etmesi biraz zor oluyor. Ve hani atom deyince aklımıza genellikle bu şekil geliyor ama
Aslında gerçeğinin bununla neredeyse hiçbir alakası yok. O yüzden bunu daha iyi hayal edebilmemiz için iki tane benzetme yapacağım. Diyelim ki bir atomu, mesela işte evrende en yaygın olan hidrojen atomunu büyütsek bir futbol stadı haline getirsek, o kadar büyüse bir hidrojen atomu, o zaman nasıl gözükürdü biliyor musunuz? O stadın tam ortasında santra noktası var ya, hani topun da konulduğu yer, orada bir bezelye tanesi olduğunu düşünün. Atomun çekirdeği işte o. Şimdi o bezelye tanesini de 2000 parçaya böldüğünüzü hayal edin. O parçalardan da sadece bir tanesi etrafında dönen elektron. Ve o toz zerresi kadar küçük elektron stadın tribünlerinin olduğu bölgede çok büyük bir hızla dönüyor. O kadar hızlı ki böyle bulutsu bir yapı gibi gözüküyor. Peki bu iki tane, bir bezelye ve toz zerresi dışında atomun içinde başka ne var? Hiçbir şey. Hidrojen atomu bu kadar. Onu futbol sahası kadar da büyütsek, karşımıza koysak yine görebileceğimiz o stadın tam ortasında küçücük bir bezelye tanesi ve onun etrafında dönen onun 2000'de biri kadar küçük bir toz zerresi. Ki bunu da herhalde göremezdik o kadar büyütsek bile. Gördüğünüz gibi atomlar böyle değil, büyük oranda boşluktan oluşuyor. O yüzden şimdi ikinci örneğimize geçelim ve aynı atomu, hidrojen atomunu biraz daha büyütelim. Biraz daha derken mesela dünya boyutlarına getirelim. Tek bir hidrojen atomu yaşadığımız gezegen boyutlarında olsa, o zaman onun çekirdeği 192 metre çapında olurdu, bir bina kadar. Ve etrafında dönen elektron da 9,6 santimetre çapında olurdu. Yaklaşık şu elma kadar. Dünya büyüklüğüne bile getirsek, bir atom tam ortasında 192 metre çapında bir bina ve onun etrafında dönen dünyanın yüzeyi kadar büyük bir mesafede ışık hızına yakın bir hızda dönen elma kadar bir elektrondan ibaret. Geri kalanı boşluk. Ve bu elmanın içinde de işte böyle bir sürü küçücük atom var. Ve o atomların içinde de bir sürü kocaman boşluklar. O zaman bizim elma olarak gördüğümüz şey büyük oranda boşluk. Bu elmayı dünya kadar büyütseydik, onun içindeki atomlar bu elma kadar olurdu. Biliyorum biraz kafamız karışmaya başladı ama bu olağanüstü küçüklükleri ve olağanüstü küçüklüklerin içindeki büyüklükleri anlayabilmek için böyle gündelik hayattan örnekler vermek dışında yapılabilecek daha akla yakın bir şey yok gibi geliyor bana. Nitekim Kozmos kitabında da hep bu tür örnekler veriliyor. Every person we've ever heard of lived somewhere in there. Ne demiştik? Bu elmayı dünya kadar büyütseydik içindeki atomlar bu elma boyutlarında olurdu. Şimdi elimde ben bu elmayı tutuyorum ama atomu az önceki stad örneğinden hatırlayalım. Aslında etrafında bezelye tanesi, bir stadın ortasına koyduğumuz bezelye tanesini stadla beraber elma büyüklüğüne kadar küçültseydik herhalde bezelye tanesi toz zerresine dönüşürdü ve onun etrafında dönen elektron da toz zerresinin 2000'de biri kadar olurdu. Yani o atom elma büyüklüğünde olduğunda neredeyse hiçbir şey göremiyoruz. O hiçbir şey göremediğimiz boşluk gibi gözüken atomun yanında bir başka atom daha var. Ve işte böyle yan yana dizilmiş elmalardan bir dünya dolusunu hayal ettiğinizde ortaya bizim şu anda gördüğümüz bu elma çıkıyor. Yani bu şekilde bir dünya dolusu boşluk bize elma gibi görünüyor. Ve bunlardan çok 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 daha fazla sayıdaki atom bir araya gelince de bizi, insanları oluşturuyor. Şu anda vücudumda 7 oktilyon atom var. Sizinkinde de 7 oktilyon var. Hemen yanınızda oturan arkadaşınızda da, o arkadaşınızın kardeşinde de. Böyle 7 oktilyon deyince çok geliyor kulağa değil mi? Çok. Oktilyon ne ya? Ama atomların büyük oranda boşluktan oluştuğunu unutmayın. Şimdi yapacağım benzetmeye hazırlanın çünkü gerçekten dünyadaki tüm insanların, hani her birimizde 7 oktilyon atom var ya, atomlarını bir araya getirseydik ve o çekirdekleriyle elektronları arasındaki boşlukları çekip sadece içindeki o madde olan kısımlarını birleştirseydik, dünyadaki tüm insanlar ne kadar küçülürdü biliyor musunuz? Bu elma kadar. Milyarlarca insanın tamamında bulunan atomların tamamı içindeki boşluklardan arındırıldığında bu elma kadar kalıyor. Tüm insanlığın sahip olduğu şey bu elma kadar. Sevgili arkadaşım, sen, ben, hepimiz atomlardan oluştuk.
Bu masaya dayadığım dirseğim de atomlardan oluşuyor. Peki o zaman insanın aklına şöyle bir soru gelmiyor mu? Eğer atomlardan oluşan bu dirsek yine atomlardan oluşan bu masaya değdiğinde, eğer bunların çoğunluğu boşluktan oluşuyorsa ve çekirdekleri de çok küçükse, nasıl oluyor da bu dirseğin bunun içinden geçip gitmiyor? Masa ona dayadığım dirseğimin ağırlığını nasıl kaldırıyor? Kozmos'da tam da böyle bir örnek veriliyor. Orada deniyor ki astronom Arthur Eddington da aynen bu soruyu sormuş. Bu böyle önümde durdukça acıktırıyor beni. Kaldırıyorum. Nasıl oluyor da dirseğimi oluşturan çekirdekler masayı oluşturan çekirdeklerin arasından kayıp gitmiyor? Sonra da eklemiş. Neden küt diye yere düşmüyorum? Eminim özellikle gençlerin, çocukların aklına bu ve benzeri sorular, böyle konuları öğrendiklerinde pek çok kez gelmiştir ama sonra ya bu ne saçma soru filan düşünüp geçmişsinizdir. Geçmeyin arkadaşlar. Aman ha içinizdeki o merakı öldürmeyin. Bakın koskoca bir astronom da aynı şeyleri düşünüyor, soruyor. Koskoca Kozmos'un yazarı Carl Sagan da bütün bu anekdotları toplayıp İşte böylesine değerli bir kitap haline dönüştürüyor. All those kings and battles, migrations and inventions, wars and loves, everything in the history books happens here. Ve az önce size sorduğum soruyla ilgili de diyor ki bu sorunun yanıtını elektron bulutunda aramak gerekir. Çünkü bu elektron bulutu, yani benim dirseğimdeki atomlarda ya da vücudumdaki her atomdaki elektron bulutu negatif elektrik yüklüdür. Aynı şekilde bu masadaki atomlar da negatif elektrik yüklü elektronlardan oluşuyor. Negatif elektrik yükleri birbirini iter. Dirseğimin masadan aşağıya doğru gitmeyişinin sebebi, içindeki tüm o büyük boşluğa rağmen onun etrafında dönen elektronların negatif yüklü olması ve negatif yüklerin birbirini itmesinden dolayı. Bu elektriksel güçlerin çok dayanıklı olmasından ötürü. Bir de o atomun çekirdeğinde protonlar ve nötronlar var. Protonlar da artı yüklü, pozitif yüklü. Onlar niye birbirini itmiyor da bir arada duruyorlar? İşte orada da bambaşka bir güç var. Çekirdek diyoruz değil mi? Nükleyi. Oradaki gücün adı nükleer güç. Nükleer bir kuvvet. O yüzden işte bu füzyon enerjilerinden, atomu parçalamaktan veya iki atomu birleştirmekten söz ediyoruz. Oradaki güce dokunmaya çalışıyoruz. Because there's another force in nature, not electricity, not gravity, the nuclear force. Bir elmadan atoma, atomdan yıldızlara, oradan da çekirdeklere ve onların arasındaki boşluklara yaptığımız bu yolculuk, bu kitabın sadece 13 bölümünden 9. bölümünün ilk 1-2 sayfasında geçen şeyler arkadaşlar. İşte burada. Her bölümde de böyle felsefi alıntılar var. Dedim ya, sadece uzaylı astronomi ile değil, aynı zamanda kimya, biyoloji, felsefe, antropoloji ile de ilgili bir kitap diye. İşte buralarda anlatılanlar. Ve kitaptaki bir 13 bölüm de televizyon dizisiyle paralellik gösteriyor. Şuraya böyle hafiften yansıttım dizinin bazı bölümlerini. Kozmos televizyon dizisi 80'li yıllarda ülkemizde de gösterime girdi. Gelmiş geçmiş en iyi belgesellerden biri ve bu kitabın yazarı olan Carl Sagan, aynı zamanda bilim insanıdır kendisi, tarafından sunulan bir belgeselin daha sonra yine Carl Sagan tarafından yazılan bir kitaptan uyarlanarak filmi çekildi. Kurgusal bilim kurgu filmi çekildi. Contact, Mesaj diye. Ve günümüze yaklaştığımızda da yine Kozmos belgeselinin daha modern yeni bir versiyonu üretildi. Böyle farklı farklı mecralara dönüştürülmesinin yanı sıra yayınlandığı günden bugüne tüm kategorilerde, sadece bilim alanında en çok satan değil, geçenlerde size yaptığım videoda en çok satan kitaplar videosunda hep böyle fantezi ve kurgusal romanlar en çok satmış diye bir bilgi vermiştim. Hani o listede de vardı, hatırlıyor musunuz? 40. sıraya kadar hep roman geliyordu. 40. sırada Kozmos vardı. Tüm zamanların en çok satan bilimsel kitabı olan Kozmos'a ulaşabilmek için listenin ta 40. sıralarına kadar inmemiz gerekiyor. Tüm zamanların en çok satan, en çok beğenilen, en çok insanın hayatına dokunan kitaplarından biri bu. Bugün bir bilim insanına neden bilimi seçtin diye sorsanız en çok verilen cevaplardan biri, çünkü Carl Sagan'ın Kozmos kitabını okudum çocukluğumda diyecektir size. Dünyanın en büyük kütüphanesi, Library of Congress, Kongre Kütüphanesi bu kitabı
Amerika'yı şekillendiren kitaplardan biri olarak ilan etti. Şimdi tüm bunları böyle hararetli hararetli anlatıyorum çünkü benim de 40 yıldan beri hayatımda başucumda tuttuğum en önemli kitaplardan biridir. Ve böylesine önemli, böylesine insanları, gençleri, onların dünya görüşünü etkileyecek kadar güçlü bir kitabı Türkçe olarak seslendirme fırsatını yakaladığımda herhalde ne kadar heyecanlandığımı fark etmiş olmalısınız. Evet, Kozmos artık sadece bir kitap, sadece bir belgesel, film değil. Aynı zamanda bir sesli kitap, üstelik Türkçe bir sesli kitap. Storytel ile gerçekleştirdiğimiz çok uzun süreli, titiz bir çalışmanın ardından Kozmos'un Türkçe seslendirilmiş versiyonu yayına girdi. Henüz tanışmayanlar, ya Storytel de ne ola ki diyenler için o bir sesli kitap platformu. En güncel, en çok okunan kitaplardan zamansız klasiklere, kişisel gelişimden iş kitaplarına kadar binlerce sesli kitap ve e-kitabı parmaklarınızın ucunda erişebileceğiniz bir şekilde toparlamışlar. Ve bunlara dünyanın her yerinde, günün her saatinde yanınızda taşıyabildiğiniz bir sesli kütüphane olarak erişebiliyorsunuz. Üstelik bu katalog sürekli olarak genişliyor. Bugün itibariyle Storytel Türkiye'nin kütüphanesinde 6000'den fazla Türkçe içerik, 3000 Türkçe e-kitap var. Yani sadece sesli değil aynı zamanda yazılı kitaplar da var. Ve sadece Türkçe değil, 150 bin İngilizce sesli kitap, 200 bin İngilizce e-kitap da bulunduruyor kütüphanesinde. Yani ıssız bir adaya düşersem içinde Storytel yüklü bir cep telefonu götürmek aslında çok da mantıksız gözükmüyor. Artık içinde Kozmos'da olduğuna göre 3 değil binlerce kitabı yanımda götürebilirim. Yeni yayına giren Kozmos kitabı da dahil. İlk 14 gün boyunca dilediğiniz kitabı ücretsiz olarak dinleyebilirsiniz. Yolda yürürken, yürüyüş yaparken ya da evinizde elmalı kek pişirirken günde sadece bir saat bile dinletseniz, sadece ilk 14 gün ücretsiz dinleyebileceğiniz dönemde bile epeyce bir kitabı bitirebilirsiniz. O yüzden açıklamalar bölümündeki özel linki kullanarak sesli kitapların dünyasını keşfetmeye hemen başlayın. İnsanın vizyonunu genişletmek, kendisi ve yaşadığı çevre, dünya, evren hakkındaki bilgisini arttırmak, vizyonunu genişletmek için öyle ıssız bir adaya filan gitmesine gerek yok. Çünkü evren ölçeğinde düşünmeye başladığımızda zaten ıssız bir adada yaşadığımızı fark ediyoruz. Zaten o yüzden belki de bu kitabın ilk bölümünün adı da o. Kozmik Okyanus'un Kıyıları. Ve o kıyılarda, işte o ilk bölümün son kısmında şu sözlerle karşılaşıyoruz. Uzaya çıkıp evreni inceledik ve karanlık bir galaksinin ücra köşesindeki bir yıldızın çevresinde dolanan toz zerreciği üzerinde yaşadığımızı gördük. In which we float like a mote of dust in the morning sky. Uzayın enginliğinde bir zerreciksek, çağların enginliğinde de ancak bir anlık zaman içinde yaşıyoruz demektir. Evrenin başlangıcında yıldız kümeleri, yıldızlar ya da gezegenler, hayat veya uygarlık yoktu. We on Earth have just awakened to the great oceans of space and time from which we have emerged. Ve evrenin başka bir yöresinde kendimizden daha akıllı yaratıklarla karşılaşıncaya dek değişimlerin en müthişi olan biziz. We are the legacy of 15 billion years of cosmic evolution. We have a choice. Kaynaklandığımız kozmosu öğrenmeye ve değiştirmeye kendini adayanlar biziz. We can enhance life and come to know the universe that made us, or we can squander our 15 billion year heritage in meaningless self-destruction.